BTC Haber TV'den herkese selamlar. Haftanın öne çıkan gelişmelerini aktardığımız kripto bülteniyle karşınızdayız. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarsanız içeriklerimize daha hızlı ulaşabilirsiniz. Haftanın en çok takip edilen konusu Fed'in faiz kararı oldu. Geçtiğimiz çarşamba günü yapılan açıklamayla Fed, politika faizini 50 bas puan artırdı ve böylece politika faizi 0,75 ile 1 aralığına çekildi. Hatırlarsanız Mart 2022 faiz kararı 25 bas puan artış olarak açıklandı. Piyasalarda Fed'in 50 bas puanlık faiz artırımına gitmesini bekliyordu. Beklendiği gibi de oldu. Kararın ardından piyasalarda alım yönlü ani tepkiler oluştu ve bu talep kripto paralara da yansıdı tabii. Birçok altcoin yükselişe geçti ve Bitcoin yeniden 40 bin dolar seviyesini gördü. Tabii volatilitenin arttığını ve daha düşük seviyelerin hafta içinde görüldüğünü de ekleyelim. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Fed 9 trilyon dolarlık bilançosundaki varlıkları azaltmaya başlayacağını söyledi. Fed tarafındaki gelişmeler bu şekilde. Önümüzdeki aylarda 2 faiz kararının daha açıklanacağını hatırlatalım. Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance, Fransa'da kripto para borsası işletmek için düzenleyiciden gerekli onayı aldı. Bu hamleyle Fransa, Binance'e yeşil ışık yakan ilk büyük Avrupa ülkesi konumuna geldi. Paris Blockchain Week ile başlayan iyi ilişkiler meyvesini vermiş gibi duruyor. Binance CEO'su da paylaşımlarında sık sık Fransa'dan ve gelişmelerden bahsediyordu zaten. Binance CEO'sunun bir başka paylaşımı ise şu oldu: davaya küçük bir katkı. Peki davadan kastı ne? Yine son günlerde gündemi en çok meşgul eden konulardan bir tanesi olan Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması. Kısa süre önce Tesla CEO'sunun sosyal medya devi Twitter'ı satın aldığını duyurmuştuk zaten sizlere. Musk'ın bu hamlesi kripto para topluluğunda oldukça dikkat çekti. Elde edilen son bilgilere göre Binance, Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması için 500 milyon dolarlık finansman sağladı. Bir yandan Twitter'ı satın almak için uğraşan Elon Musk, bir yandan da kripto paralarla uğraşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içinde Elon Musk Twitter profil fotoğrafını Bored Ape NFT koleji olarak güncelledi. Bu değişiklik hem NFT satışlarına hem de ApeCoin'e yaradı tabii. ApeCoin çok kısa bir süre içinde %21 yükseliş yaşadı, ancak Elon Musk rahat durmadı ve değiştirilemez token'ın kendisine göre değiştirilebilir olduğunu tweetledi. Bu gelişmenin ardından ApeCoin tekrar düşüşe geçti ve kısa sürede kazançlarını sildi. Ancak spekülasyonlar haricinde ApeCoin'e olan ilginin arttığını veriler doğruluyor. Öyle ki 2 Shiba Inu balinası geçtiğimiz hafta yüklü miktarlarda ApeCoin'i satın aldılar. Ayrıca yeni bir duyuruya göre Polygon artık ApeCoin'i destekliyor. Bored Ape Yacht Club tarafındaki gelişmelerden bir yenisi ise Other Side arazi artışı oldu. Bildiğiniz üzere popüler NFT koleksiyonu Bored Ape Yacht Club kendi Metaverse projesi Other Side'ı duyurmuş ve milyonlarca kişinin ilgisini çekmeyi de başarmıştı. Son olarak yakın zamanda ilk NFT basımlarını gerçekleştiren proje yoğun ilgi sebebiyle Ethereum ağı üzerindeki gaz ücretlerini etkilerken yaklaşık olarak 157 milyon dolarlık Ethereum'un hızla yakılmasına neden oldu ve işlem ücretleri de bu yoğunluk sırasında oldukça yüksek seviyelere çıktı. Son olarak projenin koleksiyonu toplam NFT satışında 2 milyon doları geride bıraktı. Zincirüstü NFT odaklı veri izleme şirketi CryptoSlam verilerine göre son bir ay içerisinde 313 milyon dolarlık NFT satışı gerçekleştiren Bored Ape Yacht Club NFT koleksiyonu şu anda en popüler ikinci NFT koleksiyonu konumunda yer alıyor. IMF'den Orta Afrika Cumhuriyeti'ne Bitcoin konusunda uyarı geldi. El Salvador'un lider kripto para birimi Bitcoin'i kabul etmesinin ardından bir hamle de Orta Afrika Cumhuriyeti'nden geldi. Kısa süre önce Orta Afrika'nın resmi para birimi olarak Bitcoin'i benimsediğini sizlere aktarmıştık zaten. Bu kez Uluslararası Para Fonu'ndan, yani IMF'den bir uyarı var. IMF, Bitcoin'in Orta Afrika Cumhuriyeti tarafından yasal olarak kabul edilmesinin bir takım zorluklar getirdiğini belirtti. Bunun yanında muhalefet partileri hükümetin Orta Afrika Cumhuriyeti de dahil olmak üzere 6 ülkenin ortak para birimini yöneten Bölgesel Merkez Bankası'na danışmadan aldığı kararı eleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde blockchain teknolojisini daha fazla kullanmak isteyen eyaletlerin listesi giderek kalabalıklaşıyor. Hawaii Eyalet Senatosu bir blockchain ve kripto para birimi görev gücü oluşturan SB2695 yasasını onaylayarak o eyaletlere katıldı. Bu onayla birlikte bir blockchain ve kripto para birimi görev gücü oluşturulacak. BTC Haber TV olarak geçtiğimiz haftanın yoğun gündemini sizlere aktardık. Daha fazlası için kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşça kalın.